grip ve soğuk algınlığı iki ayrı hastalık antitesi. Bizim özellikle Ekim ve Mayıs ayları arasında çok karşılaştığımız hastalıklar bunlar. Etkenleri viral virüsler olmakla birlikte mesela soğuk algınlığının 300'e yakın etkeni var. Ama gripin, hemofilüs dediğimiz grip hastalığının A, B ve C tipleri var. En çok hastalık yapan A tipi ve genellikle semptomları daha az A tipinin. B tipi daha çok salgınlar ve ölümcül olabilen tipi. C tipi de çok nadir görülüyor. Şimdi soğuk algınlığı dediğimiz şey de özellikle yine aynı mevsimlerle bu bahsettiğimiz mevsim aralıklarında görülen virüslerin özellikle soğukta etkinliklerinin daha çok olduğu patolojiler. Şimdi grip hastalığında aşılama çok önemli. Gripin biliyorsunuz A tipinin semptomsuz da geçebiliyor ama B tipinde vücutta ateşlenmeler, öksürük, kırgınlık, halsizlik gibi semptomlar görülebiliyor ve bu eğer kişinin immünitesi, bağışıklığı düşükse, kişi mesela 1-2 yaşından küçükse, özellikle 5 yaş altı çocuklarda grip çok sık görülüyor ve ölümcül olabiliyor. Gripin %1 gibi bir ölüm riski var ama kimlerde? Diyelim kronik akciğer hastalıklarında, kalp hastalıklarında, onkolojik hastalıklarda, 2 yaş altı çocuklarda, gebelerde, şeker hastalığında, bazı konjesif kalp yetmezliği dediğimiz kalp yetmezliklerinde, hipertansiyon gibi durumlarda gripin öldürücülüğü artıyor. Özellikle bu yaş grubunda ve bu kliniklere sahip olan insanlarımızı biz özellikle uyarıyoruz. Bunların bu mevsimlerde mutlak şekilde aşılamalarını yapmalarını öneriyoruz. Onun dışında beslenmelerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Bu epideminin salgının olduğu süreçlerde bu insanların özellikle kapalı alanlara, seyahatlere, uçak seyahatine, cami, kışla gibi topluluk alanlarına çok fazla girmemelerini ya da maske takarak, korunarak girmelerini öneriyoruz. Ve bu yaş grubundaki insanların mutlak şekilde aşılanmalarını öneriyoruz. Aynı zamanda bu insanların beslenmelerine dikkat etmelerini, bol C vitamini, bol sıvı takviyeleri, bol yeşil sebze meyve almalarını öneriyoruz. Onun dışında bir takım böyle alternatif tıp dediğimiz ve bizlerin de hekim olarak zaman zaman uyguladığımız bitkisel kökenli mesela zencefil, zerdeçal, limon, nane limon, ıhlamur gibi besinlerle direnci, immüniteyi arttırıcı tedbirler alabiliyoruz. Bu şekilde bu hastalığı atlatmaya çalışıyoruz. Isı değişikliklerinin olduğu özellikle akşam ve gece saatlerinde buna yönelik sıkı giyinilmesi tavsiye edilir. Bol sıvı alınması lazım. Soğuk maruziyetlerinden korunulması lazım. Yine aynı şekilde beslenme yine burada çok ciddi bir koruyucu faktör. Kışın bize yaradan sunduğu nimetlerden her mevsimin ayrı bir güzelliği var, ayrı bir beslenme şeyi var. Kışında işte bol C vitamini içeren, bol yeşil sebze meyve tüketmek, düzenli uyumak, bakın uyku da immünite ve bağışıklık sistemi üzerinde çok etkili. Düzenli uyumak, düzenli spor yapmak, bunlar bizim bağışıklığımızı arttıran sebepler.